Genç Brüksel'de kültür sanatın önemli mekanı olarak tanıyoruz. Çok farklı müzik gruplarını buraya taşımış bir müzik evi burası, bir müzik odası. Farklı eski binasıyla artı getirdiği o çeşitli renkli gruplarla önemli bir yer edindi Brüksel'deki kültür sanat dünyasında. Şimdi Türkiye'nin, Akdeniz'in bu zeytinyağlı hafif lezzetlerini de buraya taşımasıyla başka bir açılım yapmış oldu. Kendilerini bu anlamda tebrik ediyorum çünkü Belçika'da, Brüksel'de Türk lezzetlerini ya da Akdeniz lezzetlerini bu şekilde bulabilmek bir avantaj. Bunun için Ali Bağseven'i öncelikle kutluyorum. Hani böyle bir konsept yapmış, birleştirmiş. Umarım ticarileşmeden yine bu kültür sanatı taşıdığı gibi bizim kültürümüze ait olan, mutfak kültürümüze ait olan bu güzel lezzetleri de burada benzer bir tarzda devam ettirebilir. Ayrıca aşçımız Ayşe Günaydın'ı da tebrik ediyorum. Kendisi belki bilmiyordur izleyicilerimiz. Erol Günaydın'ın kızıdır. Erol hocam iyi bir çocuk yetiştirmiş. Sonuçta onun aşçılığına, yaptığı işi sunumuna da bir katkısı olmuş öyle birinin kızı olmak. Kendisi önemli bir aşçı da zaten Türkiye'de. O anlamda çok mutlu olduk. Çok güzel mücverler yedik ilk buralarda. Çok güzel kısırlar yedik, çok değişik zeytinyağlılar yedik. Ben tebrik ediyorum ve umarım herkes bu lezzetleri ve buradaki kültür sanatı izlemeye, bu lezzetleri tatmaya gelir diyorum. Belçika'daki Türk'ün bildiği gibi biz Erol Günaydın hocamızla uzak değiliz. Buraya geldi iki kere, bizim tiyatromuza yardımcı oldu. Kızı Ayşe Hanım'ı da tanıyoruz. Mutfağını biliyorduk ama Erol Günaydın'ın sanat ruhunu mutfağa, Türk mutfağına yansıtan birinin buraya gelip Sazen Caz'da bizi Türk lezzetiyle buluşturması, sanatla yemeği birleştirip ona ruh katarak bize sunması gerçekten sevindirici. Ben şey de biliyorum, Avrupa'da Türk mutfağı iyi temsil edilmiyor deniyor ama tabii biliyorsunuz Londra'da çok iyi temsil ediyor. Sofra restoranları var, özel restoran var. Ama şurada bugün tattığımız lezzet sofradan ya da özelden hiç de altta kalır değil. Artısı var, eksisi yok. Artısı ne? Ruhu var. Bir burası küçük, butik, insanın kendini evinde hissedebileceği, sanatla iç içe hissedebileceği bir yer. Yani sonuçta Sazen Caz önemli bir projeye imza atıyor. Umarım başarılı olur. Umarım Ali sonuna kadar direnir. Diren Ali, her şey güzel. Devam. Yılmak yok, yola devam. Souvenir d'une madame Nicole. Ya fazla yetmiyordum ben. Aç kalıyordum. Aç kalıyordum. Ama çok, gerçekten çok güzel. Yapanın eline sağlık. Eşim de geldi biraz önce. Türkiye'deki tatları aratmıyor dedi. Türk değil. Türk yemeğini seven bir insan. Ben çok memnunum. Bence devam edecek. Yok ya. Yoksa ben Ayşe Günaydın. Buraya aslında İtalyan vatandaşıyım bile, hem de ayrıyeten. O yüzden Akdeniz mutfağına daha çok bilgim var. Ben buraya ilk önce babamı söyleyeyim. Erol Günaydın'ın kızıyım. Onun anma töreninde geldim. Babamın anma töreninde. Burada Ali Bey'le tanıştık. Daha sonra yemek olaylarını konuşmaya başladık. Baktım
yani tamam Belçika'da bir Türk popülasyonu çok var ama yani genellikle bir kebap kültürü var. Yani ben onu gördüm. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış ama her yerde bir pideci, bir kebapçı, bir pideci, bir kebapçı ve farklı bir tarzda. Ben sonra konuşurken hani böyle bir yeni bir konsept yapalım dedim. Bir de ben Bodrum'da yaşıyorum 4-5 seneden beri. Ve daha çok yani benim yaptığım ürünlerin hepsi zeytinyağlı. Yani mutfakta ben daha çok yani organik ve daha doğal şeyleri sevdiğim için bütün sebzeleri kullanmayı severim. Ve baharatları kullanmayı severim. Katkı maddesi kullanmak kesinlikle. Nordu, böyle dağı, tozlar, biçimini kullanmak. Her şeyi zeytinyağlı yaparım. En doğal şekilde. Her gün taze yemeğimizde, her gün böyle bir zeytinyağlı Akdeniz mutfağından sebze ağırlıklı menümüz var. Günün yemeğinde genellikle eski zaman şöyle, ben biraz klasikçiyim de tatlarda. Fazla karıştırmayı sevmem, fazlalık kaliteyi bozar diye bir şeyim vardı, bir düşüncem vardı. Her şeyle fazla şey katmam güzel olacak diye az ve öz şeyleri severim. Akdeniz mutfağı akşam gündüz böyle bir şekilde yani gündüz menüsünde gece günlük yemek de oluyor. Bunlar genellikle ne bileyim İzmir köfte olabiliyor, ekşi köfte olabilir, karnıyarık olabilir, nohutlu, etli nohut olabilir, pilav olabilir. Yani bizim tatlarımız. Onun yanı sıra işte ne bileyim ev yapımı köfte, ev yapımı hamburger farklı şekilde kendimizin yaptığı. Daha çok işte içli pilav, dana yana gün. Yani bir Türk mutfağıyla, Ege, İtalyan olduğu, İtalya'da yaşadığım için hepsini karıştırıyorum. Yani bir Akdeniz mutfağı, ben mutfaklara isim vermeyi sevmem ama Akdeniz mutfağı diye düşünüyorum. Akşam menümüzde de karpaccio da var, pirinç topları da var, balık çeşitleri de var, onun yanında dana yana da var, et de var, steak de var, her türlü böyle bir konsepti birleştirdik. Ana yemek seçiminde fazla bir şey koymadık yani öyle fazla bir seçim yok. Günün yemeği diye çünkü taze tutmayı her şeyi tercih ederim. Günün balığı diye bir menüye koyduk. Günün balığı olunca her gün bir balık menüsünden bir balık alıp taze yapmak bence daha akıllıca geliyor. Sadece bir tek menümüzde, bir tek sürüden ayarlarımız var. O çünkü spesiyel olarak pişiriyoruz. Demiglas sosla pişiyor. Onun yanı sıra farklı yemekleri yapıyoruz. Ama böyle bir şeyi yapamak, yani uğraşmak da olmuyor. Bunun arkasında bir maddi destek olması lazım. Bu şimdiki Sazen Caz'ın olduğu mekan bir büroydu. Bizim büro da bu mekanın üzerindeydi. Ve buradaki büro taşınmaya karar verdi. Ben de konuştum bunlarla, burayı kiraladık. Sazen Caz gibi bir mekanı yaptık. Burada aşağı yukarı bir kültür merkezinin tam olarak yerini doldurmasa da burada bizim yapacağımız etkinlikler için elverişli güzel bir mekan oldu. Ve çok çok da güzel oldu. Çok güzel işler yaptık. Türkiye'den bir sürü insanlar geldi, Avrupa'dan bir sürü gruplar geldi. Burada sahne aldılar. Burada kendi tiyatro grubumuz olmuştu. Başka grup, sanatsal formasyonlar verildi. Gitar dersleri, piyano dersleri, sinema dersleri, tiyatro dersleri. Cuma, cumartesi akşamları da canlı müzik yapıyordu. Burada oluşan gruplarla ve yine yurt dışından gelen ve Türkiye'den gelen gruplarla bunları sağladık. Başladığımız yıldan itibaren
haftada aşağı yukarı 5 gün canlı müzik oluyordu. Haftası, o zaman Türkçe müzik yapan grup fazla yoktu. Tek var olan gruplar genelde düğün çalan gruplar. Ama bu yabancı enstrümanlarla bir yabancı enstrüman çalan müzikse Türk müzikse bu da saz cihazın açılmasıyla oluşmaya başladı yavaş yavaş ve çeşitli rock tarzında rock müziği yapabilen davul çalabilen, bas gitar, gitar çalabilen müzisyenler oluştular, gruplar oluşturdular. Sazın cazına çalmaya başladı. Başka mekanlarda da açıldı sazın cazdan sonra. O gruplar gitti başka mekanlarda falan da çaldı. Ve bu arada hafta içi de çarşamba, perşembe günleri, bazen salı günleri caz grupları Belçika'da ve diğer dünya ülkelerinden gelen caz grupları da burada sahne alıyorlardı. Ama sonuçta 6 senenin sonuçuna baktığımızda sadece bir işte hafta cuma cumartesi hafta sonları müzik gruplarımız kaldı. Hafta içi caz grupları caz müziğinin fazla bir amatörü yok. Tüm dünya olduğu gibi Belçika'da ya çok tanınmış grupların gelmesi lazım. Onlar için de bir yer var. Bir kaşe demek lazım böyle bir kaşe var. Mekan küçük olduğu için bir yer var. Haliyle bunu biraz kısalttık. Ama hafta içinde değerlendirmek gerekiyordu mekanı. Çoktan beri bir yemek yapma konseptimiz vardı. Ama bunun için de bir aşçıya ihtiyaç vardı. Maalesef Belçika'da hiç doğru dürüst bir Türk aşçısı yok. Türk mutfağını yapan bir aşçı yok. Çünkü bu hepsinin bir sıkıntısı Türkiye'den aşçı getirerek çok zor. Kimse bunu göz ağrı getirerek. Burada restoranlarda çalışan aşçıların çoğu işte mutfakta yetişmiş, aşçılar, bulaşıkçılıktan işte aşçı yardımcılığı ve aşçı ve yapılan mutfak da belli Türk mutfağı olarak genelde her çeşitlemeli yapılıyor, kebap yapılıyor, pide yapılıyor. Bunun dışında da fazla bir şey yok yani. Bizim şansımız burada Türkiye'de bir aşçının gelmesi oldu. Ve bu aşçının da işte Türkiye'de tanınmış bir aşçı. İtalyan, Türk mutfağı, uzman bir aşçı olması. Benim daha önceki düşüncelerimin gerçekleşmesine sebep oldu.